Evet, kestiğimiz sukulentlerimizi şöyle bir temizleyelim. Şöyle koyacağım hepsini. Bayağı bir yapılacak. İşimiz var çünkü. Sukulent yetiştiriyoruz. Şimdi bunları elimle koparmak zorunda kaldım. Şöyle bir temiz keselim. Altlarından kuru gözüken yapraklarını en azından şöyle koparmak istiyorum ki çok kötü görünmesinler. Ama bunların etrafları böyle kırmızı olunca bu inanılmaz bir görüntü oluyor. Deniz kenarında bir şehirde otelin bahçesinde böyle şey yapmıştım. Çok hoştu. Bu zaten köküyle geldi. Bunun da şu bayağı bir zedelenmiş koparırken. Şunları koparalım. Bunlar muhtemelen zaten gidecekler şu ortadan büyüyünce. Evet. Da 5. Ha, bunun da şurasını düzeltelim bir. Kesmeye gerek yok galiba. Ups. Tabii Echeverria bahçesi yaptım, oraya yetiştirme yeri sera gibi ama bunlara yer yok şu anda ve büyük malzemeler olduğu için ölçü olarak da öyle her yere saksıya maksaya sığdıramam bunları. Evet, bunlar 2 tane alo. Öyle direkt koyalım, yaraları kapansın. Şimdi benim burada dikmek istediğim aslında bananelerimiz var. Bu cins. Geçen ismini bilmiyorum demiştim ama bu kırılmış mesela. Biz 2'yi dikeceğiz artık. Evet. Krasulaların, yani her ne kadar ağaç gibi olsa da çok kırılganlar. Dalları. Yaprakları kolay düşmüyor sedumlar gibi, asedumlar gibi ama bu dal kopmuş burada. Evet, bunları belki de direkt yere dikmek lazım. Bunları da koyacağım ben. Birkaç gün bu yaraları kapansın. Şimdi bu küba nanemizi ben şöyle buraya yan yana dikeceğim. Yok ki bunları, yoksa direkt toprağa mı diksek ya? Toprağa dikelim. Uzun uzun mu dikeyim? Bayağı çok miktar olarak. Hepsini yan yana dikersem ne kadar büyürler bilmiyorum ama burada bayağı malzeme var. Biraz ağır bir kokusu var bunun. Şunları şöyle bir buket olarak olduğu gibi dikeyim, köklensinler. Diğer küçükleri de ben onları bu saksıya dikeyim. Saksı zaten tamamen kuru toprak. Hani yeni kesildi beklememe falan gerek yok çünkü toprak çok kuru. Çürüyecek şey yok yani. Çürümezler. Bunlar çok taze mesela.
Evet, bu dursun. Şu krasolamızı koyalım. Nanelerimiz de koyalım şimdi. Bu krasoları. Birkaç gün önce büyük bir dal kestim. Krasolu ağacından, krasolu ovata'dan. Bunlar da yanlarında kırılanlar. Şimdi ben bunu böyle dikersem zaten bu çok çirkin görünecek. Uçlarını keseceğim. Bu kökünde olduğu gibi dikeceğim ki o da kenarlarından patlasın. Şöyle güzelce keseceğim tekrar. Evet. Bunu en çok burada birkaç yaprak kalsın. Aranjmanların kenarlarını doldurmak için çok kullanıyorum bunu. Yılbaşını falan komşulara hediye yapmıştım. Bunlardan arasına değişik türler koyup bununla dolduruyorum. Bunu da böyle dikelim. Bunlar da küçük küçük rozet gibi oluyorlar zaten. Evet, burada kocaman bir tanemiz var yine. Şunu şöyle keselim. Şunu da keselim. Bu da amma uzunmuş ha. Biraz şekil bozuk ama. Evet. Şimdi dolduracak, aranjman yapacak bir yer yok henüz elimde. Bu tam bir ağaç gibi oldu yani. Büyüyünce bu bonsai gibi oluyor. Şimdi tam kenardan keselim de oradan patlamasın falan. Evet. Huh, elimizde bayağı çok şey oldu. Bunu belki evet, saksının dibini doldurmak için kullanabilirim. Bunu birazcık doldurdum. Evet, ben arıyorum nereye koydum. Krasolalar buraya koymuş. Evet. Burası kullanılabilir malzeme. Tamam. Buranın iki krasolu doldurursun. Evet. Geriye neyimiz kaldı? Kestiklerimizden. Afra. Varigata var. Aslında bunları direkt suya koyacağım. Çünkü bunları şu ana kadar suda köklendirdiğim çok oldu. Burada bir kavanozum vardı. Salça kavanozu direkt onun içine dolduralım. Şimdi şu sarkanları değil de önce bir dik olanları alayım. Neyse, bunu en son. Koyduk mu? Evet.
birkaç tane böyle tam saksıya koyamayacağım oldu. Bunu muhtemelen direkt belki de dikeriz. Onlar kenara dursun. Evet, bunlar kendileri köklenmeye başlasınlar. Evet, bu krasulaları birkaç gün bekletelim sonra. Aslında var ya, bunları geçen ben bunları da suya koymuştum. Bir kavanozda bunlara yapsam hiç fena olmaz. Evet. Ya da birkaç gün bekleyeyim olmazsa. Şimdi biraz çok geldi her şey. Yeter. Şunlar da böyle dursunlar, direkt dikerim toprağa. Diğerleri kavanozda köklensin. Burada bayağı bir malzeme varmış hala. Evet, dallarımızı da koyalım. Çöplerimizi atalım. Tamam. Evet. Bugünlük bu kadar iş yeter sanki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.